Hayal ettiğiniz bir şeyi dakikalar içinde maddeleştirebildiğinizi düşünün. Yani şöyle. Ya da böyle. Hayır, bilim kurgu filmlerinden bahsetmiyorum. Onlara da konu olmuş ama şu an evlerimizde kullanabildiğimiz bir teknolojiden bahsediyorum. 3D printer! Yanında görmüş olduğunuz 10 kiloluk alete tasarımını yüklediğiniz her şeyi basabilirsiniz. Yapabileceklerinizin sınırı tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bu videoda 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış en ilginç nesnelere bakacağız. Ama ondan önce videoyu durdurup sizin 3 boyutlu yazıcınız olsaydı onunla ne basardınız yorum olarak bırakmanızı istiyorum. Bakalım bu sayacağım şeylerden daha ilginç bir fikir gelmiş mi aklınıza? 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış bence en ilginç şey başka bir 3 boyutlu yazıcı. Bu 3 boyutlu yazıcı da bu 3 boyutlu yazıcıdan yapıldı zaten. Yani bu aslında çok yaygın bir şey. Bu cihazlar kendi kendilerine çoğalabiliyorlar. Hatta Türkçe içerik olarak şöyle bir kitap bile mevcut. Uygulamalarla 3 boyutlu yazıcı yapımı ve kullanımı. Yani biraz daha yazılım biliyorsanız evde üretebileceğiniz bir şey aslında. Ham madde olarak filament kullanıp böyle istediğiniz envai çeşit katı maddeyi basabilirsiniz. Peki ham maddeyi değiştirip besin maddesi kullanırsak neler yapabiliriz? Natural Machines tarafından geliştirilen Foodini isimli 3 boyutlu yazıcıyla pizza, makarna, kurabiye, şekerleme, çikolata, aklınıza gelebilecek her tür yemeği kusursuz bir şekilde basmak mümkün kılındı. Artık yemek yapmayı bilmeyenleri küçümseme devri geçti. Yıllarca bütün akraba gezilerinde yemek yapamadığımı yüzüme vuran teyzeleri yemeğe çağırıp 3 boyutlu yazıcıdan çıkan yemeklerle davet vermek istiyorum. Evet, bunu yapacağım. Yani vaktimizi böyle yemek gibi şeylere harcamamalıyız. Zaten çok kısa süre sonra herkesin evinde usta şefler ya da Charlie'nin çikolata fabrikası olacak. Nasıl 3D printerları daha çok sevmeye başladınız mı? Şimdi sayacağım madde bu yazıcıya sevginizi katlayacak. Yazıcıya sevginizi arşa çıkartacak eminim. Bu teknoloji sayesinde sadece 5000 dolara 100 metrekarelik oturabileceğiniz şık bir ev sahibi olmak mümkün. Hem de sadece bir günde hem de çevresel atıkları dönüştürerek. 3D printerlar Çin'de inşaat sektörünü yavaş yavaş etkisi altına almaya başladı. Nasıl almasın değil mi? Hem makul fiyatlara, hem çok hızlı, hem de çevre dostu bir şekilde üretim yapabiliyorsunuz. Darısı başımıza deyip bir sonraki maddeye geçiyorum. Gelelim yazıcının sağlık sektörüne getirdiği yeniliklere. En yaygın diş hekimleri tarafından kullanılıyor. Ama onlar zaten canlı doku değil de sırf estetik görünüm için yapılmış kaplama tabakalar olduğu için buna çok da şaşırmamak lazım. Şimdi gelelim asıl hayranlık uyandırıcı gelişmeye. Amerikalı teknoloji yazılımcısı Advanced Solution tarafından ham madde olarak canlı doku kullanılarak organ üretmek mümkün kılındı. Hatta yapay bir kalp bir bebeğin hayatını bile kurtardı. Ancak bu hala üstünde yoğun çalışılan ve dayanıklılığın arttırılması gereken bir alan. Çünkü üretilen yapay kalp ömür boyu atmaya hazır değil henüz. Aynı cihazdan kulak, burun, kafatası, hatta karaciğer ve bağırsak gibi iç organlar da basılıyor. Düşünsenize DNA dizilimini yüklediğiniz anda size istediğiniz organınızı doku uyuşmazlığı riski olmadan çıkartabiliyor. Bu insanı bir sonraki aşamaya çıkartıp çoğu hastalığın önüne geçecek bir gelişme değil mi? Gelelim son maddeye. Bu da benim en çok uygulamak istediğim madde galiba. 3 boyutlu yazıcıdan basılmış bir elbise. Bunu denemek istiyorum ama bu elbiseyi giymeye değer bir organizasyon olması bekliyorum. 3 boyutlu yazıcıdan yapılmış ilk elbise 2013 yılında yapıldı. Ünlü tasarımcı Dita Von Teese tarafından giyildi. 3000 parçalık bu elbise 3 ayda toplandı. Evet, benim seçtiğim 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış en ilginç şeyler bunlardı. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoları kaçırmak istemiyorsanız da abone ol butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.